öğrenci arkadaşlarımıza fuar gezimize başlayacağız. Sizleri tanıyabilir miyiz? Hangi okuldansınız? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği bölümü öğrencileri. Değerli arkadaşlarımız aramızda. Şimdi hep beraber fuarımızı gezmeye başlıyoruz. Bunu da YouTube kanalımıza yayınlayacağız. Buyurun beraber gezmeye başlayalım. Burada fuarımızda gördüğünüz gibi kimyasal pazarlayanlar, makine pazarlayanlar var. Şimdi kimyasallarda yapılan ham maddeler bu şekilde makinalarla şekillendiriliyor. Burada bir firmamız var, onlardan bir bilgi almaya çalışalım. Merhaba. Geldiniz. Özgür Bey, sadece şey yapalım, öğrencilerimize biraz bilgi verebilir miyiz? Tamam, olur var. Hoş bulduk. Bak, gel, seni yakaladık, iyi oldu. Bak şimdi bunlar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği öğrencileri, ileride Kolçuk sektöründe çalışmaya aday arkadaşlarımız. İnşallah. Şimdi senden şu makineler hakkında, biraz bilgi vermeni isteyecekler. Ben mikrofonu sana vereyim, video kaydı da alıyoruz aynı zamanda. Aslında ben o zaman özel çağıralım. İyi, tam bu iş senin için aslında. Tamam. Bak arkadaşlar, bunlar kullanılan makineler. Burada şurada başlayalım. Şunlar ne mesela, hani? Tamam, yapalım. Özer Bey. Merhaba. Sizi mikrofona alalım. Bak, Cerrahpaşa, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nden kimya mühendisleri arkadaşlarımız. Senin makineler hakkında bilgi vermeni bekliyorlar. İleride belki de Kolçuk sektöründen görev alacaklar, seninle irtibata geçecekler, bu makinelerden alacaklar. Evet. Biraz anlatırsam video kaydı da alıyoruz aynı zamanda. Evet. Şöyle mikrofonu çok yüksek sesle konuşursan. Şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki makine ön şekillendirme makinesi. Desten önceki ön hazırlık olarak geçiyor. Şu şekilde değil mi? Hani... Aynen öyle. Evet. Çalıştırabiliriz de ama çalıştıramayız şu anda. Tamam. Bitmiş. Tamam. Bunları günümüzde tavukları koyuyorlar. Aynen öyle. Günümüzde artık kauçuk pahalı bir ham madde haline geldi. Haliyle rese koyduğumuz zaman hiçbir üretici firma ekstradan bir çapak istemiyor. Mesela 3 gramlık bir mala bir 3 gramlık da bir çapak olursa bu zarar oluyor. Maliyetleri artırıyor. Rekabet ağlamsın. Bunu önleyebilmek için bu tarz bir makine üretildi. Nasıl diyeyim, hamur ürettikten sonra burada ön kısma, barbelin ön kısmına beçi koyuyoruz. Rem hızıyla bıçak hızını ayarladıktan sonra istediğimiz gramajda ürünü üretip burada soğutmadan geçirip prese hazırlıyoruz. Sonra da preslerde basılıp son mamül haline geliyor. Bu bazen conta oluyor, bazen bir ayakkabı tabanı oluyor, bazen bir poz körüğü olabiliyor. Kauçuk sektöründe, çeşitli sektörlerde kullanılabilen bir makine var benimkisi. Onun için şu diğer miller acaba ne işe yarıyor? İçeriye geçebilir miyiz? Tamam, böyle, böyle gelelim. Şöyle yavaş yavaş gelin arkadaşlar. Bu makineye de kapırlı karıştırıcı diyorlar, Kneider. Bu da kauçuk ham maddesini, çeşitli tozlarla formülize edip beç haline getirmeye yarıyor. Yani buna aslında kapalı karıştırıcı hamur makinesi de diyor. Gene günümüzde kauçuk kendi başına preslerde basılabilen bir ham madde değil. Şekillendiremezsiniz kavukçu preslerde basarak. Onun için bunu işte çeşitli tozlarla, karbon, silika, işte kükürt, bunlarla çok yoğunluğunu azaltıp bir hamur haline getirmeniz gerekiyor. Presi hazırlamanız gerekiyor. İşte onu da burada ön karıştırmada, kapalı karıştırıcılarda yapıyorlar. Çalışma sistemini az uçtan yapıyor. İçerisine kauçuk koyduktan sonra çeşitli ham maddelerle
dolgu oranlarıyla birleşti. Üstten hidrolik basınçla içeride sıkıştırıp karıştırıp o dolgunun kavuşuk tarafından yenilmesini sağlanıyor ve bir beç haline geliyor. O beçi haline getirdikten sonra da bu önümüzde gördüğümüz millerden böyle bir top haline geliyor, bu normal bildiğimiz hamur haline geliyor. Onu da tabii şekillendirebilmemiz için bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. İşte 1 santim, 3 milim, 5 milim, 6 milim gene sektörün şeyine bağlı olarak değişiyor. Onlar da burada bu silindirlerde aynı zamanda 70 derecede 80 derecede çıkar burada. Biliyorsunuz kavurçuk tozu 60 dereceden sonra emmeye başlar. 60-70 dereceden sonra kavurçuğun 90 derecelere çıkması çok hızlı olduğu için burada aynı zamanda şoklarsınız. Bu toplam su soğutma ile çalışır. İstediğiniz milim aralığına getirirsiniz. Buradan verirsiniz. Öteki tarafta halı şeklinde birkaç defa çevirdikten sonra içerisindeki hava kabarcıklarını patlatırsın. Pigmentlerin patlayıp, renk pigmentlerinin patlayıp kavurçuğa daha hızlı nüfuz etmesini sağlarsınız. Üstündeki Stoplander kavuçun sürtünmeden dolayı çok hızlı ısınan bir biliyorsunuz ham madde. Onu engelleyebilmek için üstte atarsınız, üstte havalandırmasını sağlarsınız. Bu şekilde halı şekline, bel şekline getirirsiniz. Ondan sonra gene sektör işte bunları gramaja böler, işte düz parçalara böler. Hamur sektöründe satılır, başka firmalara hazır hamur olarak satılır. Bu şekilde devam eder. Yani aslında bir hat. Hamur üretmek, kavuçuk üretmek isteyen arkadaşlar genelde önce Kneader alırlar. Kneader'da toz ve ham maddelerle kavuçuğu birleştirirler. Sonra milde düzeltirler. Milde düzelttikten sonra eğer küçük gramajları halinde prese getirmek istiyorsa bunları barvele koyarlar. Barvelde küçük gramajları haline getirirler. Sonra da presin önüne koyarlar. Basarlar, son mamide haline getirip satışır. Aslında komple bir hattır. Özal Bey teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Biz gezimize devam edelim. Oldu o zaman. Size iyi kuvarlar diliyoruz. Hoşçakalın. Burada asıl yaptığımız şey mixit'ti. Sıfırdan Goodyear, Rally gibi lastik fabrikalar formülasyonlarda bize dizilik anlatması gereği veriyorlar. Biz onların verdiği doğrultuda onlara ham madde üretiyoruz. Bu birinci işimiz. İkinci işimiz de bu ham maddeyi biz onlara verdiğimizde bozulursa bunu alıp tekrardan reservelik yapıp onların kullanabileceği şekilde tekrardan geri verir. Yani sıfır atık yapıyoruz. Recycle dedi, geriye dönüşür. Geri dönüştürmek. Bozulmuş ham maddeyi tekrardan dönüştürüp onlara kullanabileceği şekilde. Çevre kirliliği yaratmadan üretmek, kazandırmak, hani bir taşla ilk kuşulmak evet. Gibi yani. Harmony firması da bu işlerle uğraşıyor. Şimdi gençlerimize ileride mezun olacak soruyorlar. Evet. Sizin firmalarınız gibi bizim firmalarda nasıl personel ihtiyacınız var mı? Personel ihtiyacımız oluyor. Bunun için mümkün olduğu kadar çalışmak istediğiniz firmalarda staj yapmaya çalışın. En azından her şeyi öğrenirsiniz, daha rahat edersiniz. Evet, yani bu konuda diyorsun iş konusunda şey yapmasınlar. Evet. Yani yeter ki işi iyi bilen, seven, benimseyen eleman olsun. Bir şeyler katmaya çalıştığınız, yani modomak olmaya bir şeyler bulun. Çünkü ben biyoloğum, sizin gibi kimyager de değilim ama ben kendim bularak bir şeyler getirdim, firmayı bugünlere getirdim. Evet, evet, ben biliyorum sıfırdan geldi yani. Bir işi daha güzel yaparsın. Evet. Lastik kavuşuk bölümü diye bir bölüm var. Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kavuşuk ve plastik bölümü oradan var. Geliyorlar. Oradan geliyorlar. Yani arkadaşlarımız da kalp vizitlerini aldılar. Belki Haluk Bey'in firmasında evet. Staj yapabilirler. Teşekkür ederiz ilginiz için. O da iyi günler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz Ali Bey. İyi fuarlar diyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Devam edelim arkadaşlar. İnşallah başarılar.
sokma çekme cihazını görüyoruz. Bunun bu şekilde hazırlanmasının bir nedeni var. Şimdi göreceksiniz ki malzemeyi tutarken bu şekilde. Eğer bu malzeme dümdüz olsa tuttuğum yerde o kısmı biraz zarar vermiş olacağım için buradan dönecek. Yani gerçek o zaman elinde ölçek. Ben bunun ortasında bu şekilde ince yaptığım zaman kesti burada. Ortadan koyduk. Tekrar arka aldım. Hemen de bu şekilde. Sıkıştırdık. Şimdi bir test anını görüntülüyoruz. Stress train diyagramı olarak genelde malzemenin gerilme, gevşeme diyagramı. Bu neyi bağladıktan sonra sonunda belirlenmiş bir silah. Kavuşuk için bu genelde 500 mm beklenir. Malzemenin beklenen uzama değerine göre bu değişkenlik gösterebilir. Az uzayan malzemelerde biraz daha yavaş. Çok uzayan malzemelerde daha fazla. Yavaş yavaş çek. Belli bir noktadan sonra kopacak. Evet. Bunun, buna göre sağlamlığını, elastikiyetini anlayacağız malzemenin. Hop. Koptu. Bahsettiğim gibi ortadan koptu. Garanti aldım. Evet. Y ekseninde sol tarafta gerilme değerine megapascal %10 zamanı vereceğiz. Zaman eşitliği. Genel olarak bu şekilde. Sert bir cihaz var. Bunlar da kavuşun sertliğini ölçmek için. Genelde şor sertliği kullanılır kavuşun için. Şor A. Şor A, evet. Şor A. Ancak yine HD gibi farklı normlarda vardır. Yine olarak en azından size burada gösterebileceğim bir şey. Olduğu zaman teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Kemal Bey. Biz de memnun olduk. İyi fuarlar biliyoruz size. Evet, hoşçakalın. Devam edelim arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü Avcılar Yerleşkesi'nde Kimya Mühendisliği bölümünde eğitim gören öğrenci arkadaşlarla beraber Özşahin firmasının sahibi Kemal Özşahin Bey'in standını ziyaret ettik. Merhaba Kemal Bey, arkadaşlarımız da sizin pazarladığınız kimyasal maddeler, kauçuk sektörü, mesleki hayatınız hakkında birazcık bilgi almak istiyoruz. Bizlere anlatır mısınız bu mesleğe nasıl başladınız, neler imal ediyorsunuz? Bu arkadaşlarımız ileride mühendis olacak, sektöre girecekler. Bunlara tavsiyeleriniz neler olacak? Bu konuda hani biraz sizden bilgi almak istiyorlar. Bize anlatır mısınız? Termoplastik elastomer üretiyoruz. Kapı pencere profili üretiyoruz. Epidiyem kauçukta. Sizler şimdi kaçıncı sınıftasınız? Bir iki karışık yani. Bir iki karışık. Ne zaman ayrılacak bölümler? Yani bizim
Ben de mühendisim. Ben makine 3. sınıftan itibaren ayrılacak. Hangi bölümler var mesela? Polimer, ilaç, besin boyama. Polimer, ilaç, besin boyama. 4 bölüm var. Temelde aklınızda hangisi var? Polimer aslında. Ben polimer deyip 3. sınıfı ben şu an polimeri seçtim. Seçtim polimeri. Evet, ben de aynı. Güzel bir meslek. Kimyacılık, amiyane tabirle hani işin ticari kısmında hap yap parayı kap derlerdi ya, yani kimyada tabii çok ciddi değişiklikler oldu, eskisi gibi değil. Her türlü zorluk da kimyacının karşısında. Çevre problemleri bizde. Şimdi işte yukarıda seminerdeydik, gelmedi sen. Geldi ben öğrencileri getirdim. Öğrencileri. Kikirik diye kimyasalların kayıtları. Avrupa'da RİÇ diye bir şey. Bunun Türkiye'deki karşılığı. RİÇ'in Türkiye'deki karşılığı. Allah'tan 2026'ya kadar uzattılar onu. Yani kauçuk karışım üretenler ve kauçuk eşya üretenler artık bundan sonra onların içindeki kimyasal maddelerden sorumlu olacaklar. İşte kanserojen bir takım etkilerin kontrol altına alınması için. Ama kimya çok iyi bir dal seçmişsiniz. Hepiniz inşallah başarılı olun. Yabancı neşriyatı takip etmek için lisan bilmek çok önemli çocuklar. Özellikle İngilizce bizim işimizde. Benim 52. senem. Ben 52 senedir bu işi, makine mühendisi olmama rağmen tesadüfen böyle bir kavuşum. İşinin içine girdim. Baba mesleği. Ben sevindim. Bizim derneğimiz var sağ olsun. Behlül Bey destek oluyor. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa... Arkadaşlar şöyle endişeleri var. Biz mesela okuldan mezun olduk. Kauçuk sektöründe iş bulabilir miyiz? Veyahut da okuma da biraz ilgi verir. İhtiyaç var mı mesela bu şekilde? Bir de ihtiyaç duyulan elbette ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor? Yani sadece diploma haricinde... Şimdi Behlül'cüğüm artık diploma para etmiyor. Evet. Diploma önemli. Evet. Yani diploma gerekli ama yeterli değil. Doktor. Doktor diploması var. Yani sıradan bir doktor oluyor. Ama omurga konusunda, kalp konusunda, böbrek konusunda ihtisası olan kıymetli oluyor. Şimdi kimya mühendisi. İş bulursunuz. Çok zor değil. Ama nasıl bir iş bulursunuz biliyor musunuz? Sizi mutlu etmeyecek bir gelir getirecek iş bulursunuz. Dişini sıktın. 3 sene, 2 sene neyse çalıştın. Bir konuda ihtisas sahibi oldu. Ne bileyim işte kauçuktan plaka yapmak, epidiyel fitil yapmak. Onlar resmen sporcu gibi transfer oluyor. Az önce burada konuşuyorlardı. İşte bilmem nerede çalışan Ali vardı ya, kimya mühendisi. Ayrılmış oradan biliyor musun? Ayrılıp başka bir yere gidiyor. Çok iyi imkanlar var. Yani benim size söyleyeceğim, bir konunun üzerinde ihtisas sahibi ol. Yani kimya mühendisliğinden önce o sıfatın gelmesi lazım. Ne diyecek? Kauçuk ayakkabı tabanı konusunda bilgi sahibi. Artık bir de kimya mühendisi olmak tabii onu taçlandırır. Düz bir kimya mühendisi veya düz bir makine mühendisi, ne bileyim demin söyledim, düz bir doktor dünyanın hiçbir yerinde çok değerli değil. Pardon, burada öğrencilerin başlamış haber vermesini kaç tane var? Tamam. Kampüsünüz nerede? Avcılar'da mı? Avcılar'da. Geçen bize sanayi odasına dekan yardımcısı İstanbul Üniversitesi'nin, ne adını söyleyeceğim şimdi, Levent Şahin. Levent Şahin genç profesör. İletişim. Söylemek için diye toplantıya çıkacağız. Varsa merak ettiğiniz bir şey sorun çocuklar. Yukarıda da bir seminer var. Şimdi seminere çıkacağız. Seminer var. Benim çok merak ettiğim şey. Sorabilir miyim? Şimdi böyle daha çok plastik sektöründe doğada geri dönüşümlü olması için ekstra olarak böyle doğada temizlenebilen yani
yok olabilen malzemeler de ekleyebiliyorlar. Selüloz gibi ya da protein gibi. Bunun gibi şeyler mesela hızla var mı ya da geleceği var mı gibi gelişim düşünüyorsunuz? Şimdi doğada yok olan malzemeler değil de o da çok önemli tabii. Apayrı derin bir konu. Ama geri kazanım, çünkü giderek dünyada ham madde insan sayısı artıyor ama ham madde miktarı artmıyor. Giderek geri dönüşüm çok kıymetli bir hale geldi. Bugün kavşuğun, camın, kağıdın. 2 ay sonra da, Mayıs ayında bir geri dönüşüm fuarı var burada. Evet, çok tavsiye doğru. Ederim yani. Onu muhakkak gezin. Mesela o konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Şu anda mesela kauçuğun geri dönüşümü. İşte ilk başta biz bunu rejenere kauçuk diyorlardı. Recycle. Ne yapıyor? Otomobil lastiklerini tekrar o karbon bağlarını yüklükten olan bağları çözüp tekrar kauçuk haline getiriyorlar. Şimdi onun bir sürü işte kimisi toz olarak büyütüyor. Geçenlerde bir firma geldi. Toz ama diyor bu İsviçre teknolojisi, hamur makinesine verdiği vakit tozu da hemen sarıyor. Evet. Kauçuk haline geliyor. Buna benzer plastiklerde geri dönüşüm kauçuklardan daha kolay ve orijinaline daha yakın oluyor. Polistirenler, polietilenler, polipropilenler, işte bunlar petin geri dönüşüm. Yani bu konularda kendinize bir yol belirleyip üzerinde çalışmanız lazım. Olayın hiçbir şey olmuyor. Çalışmak lazım. Teşekkür ederim. Öğrencilerimizin sevimleri olana katılacaklarmış. Ben teşekkür ederim. Ayağınızı sağlayalım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Hep beraber doğaya, insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kauçuk sektörü. Hep beraber sanayisi, doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kauçuk Derneği olarak biz Türkiye için varız, sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz.